Merkez Bankası eski baş ekonomisi Hakan Kara geçtiğimiz günlerde bir veri paylaştı. Bu veriye göre içinde bulunduğumuz yılda Türkiye'nin en yüksek ikinci enflasyonunu yaşıyoruz. Fakat veriyi daha dikkatli incelediğinizde başka bir şey fark edeceksiniz. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu günlerden bu yana hep yüksek enflasyonun pençesinde olmuş. Şu an Türkiye'nin içinde bulunduğu siyasi ve ekonomik krizleri anlamak için biraz tarihine bakmak gerekiyor. Ve dolayısıyla siyasi ve ekonomik tarihini beraber incelemek gerekiyor. Türkiye'nin problemlerini anlamak için beraber bir yolculuğa çıkacağız ve Türkiye'nin iktisadi ve siyasi tarihini inceleyeceğiz. Sevgi ve saygılarımla selamlayarak He's bankrupt. We desperately need fast loans from overseas just to keep going. Ve biz geldiğimizde 23,5 milyar dolar borcumuz vardı IMF'e. 2013 borcumuzu sıfırladık. Bitti. Durumunun yani ekonomide oldukça bozulduğunu zaten dışarıdan izliyorduk. Gerçi bu kadar sıkıntının bu kadar büyük olacağını, bu kadar büyük olduğunu tam fark etmemiştik. Yabancı sermayenin etki alanının Osmanlı İmparatorluğu'ndan daha geniş olan bağımsız bir devlet herhalde yoktur. Siyasi denetim sağlamanın en güvenceli ve en basit yöntemlerinden biri sermaye kaynakları üzerinde egemenlik kurmaktır. Eski Osmanlı İmparatorluğu şaşılacak düzeyde dış mali çıkarlara ipotek edilmiş durumdadır. Bu sözler 1908'de iktidara gelmiş İttihatçıların ve daha sonrasında iktidara gelmiş Kemalistlerin yaptıkları ekonomik politikalarına temelini oluşturuyor. Çünkü Osmanlı'dan Cumhuriyet'e kalan miras tam anlamıyla nasıl diyeyim, rezil durumda demeyecektim de. Peki Osmanlı neden böyle bir ekonominin içine düşmüştü? Bunun temelde birkaç sebebi var. Çok hızlıca anlatmak gerekirse Osmanlı 16. ve 17. yüzyıldan itibaren savaşlarda yenilmeye başlamıştı ve dolayısıyla fethe ve ganimete dayalı ekonomi zarara uğramıştı. Avrupa'nın bir iç pazar haline gelmeye başlamıştı. 1838 yılında Balta Limanı Anlaşması ile beraber Osmanlı aslında bir açık pazar haline gelmişti. Açık pazarla beraber Osmanlı kendi gümrük tarifelerini uygulamamaya başladı. Bu ne demekti aslında? Osmanlı içindeki zanaatkarların ya da imalat sanayinin zamanla çökmesi anlamına geliyordu. Osmanlı o tarihten itibaren her gelişmemiş ülke gibi bir tarım ülkesine dönüşmeye başladı. Batılı ülkelere ham madde satıyordu. Karşılığında da işlenmiş ürünler satın alıyordu. 1838'in aslında kritik önemi de buydu. Bununla beraber kapitülasyonlar uygulanmıştı. Dolayısıyla Osmanlı içerisindeki yabancı iş adamları ve yabancı tüccarlar Osmanlı'nın bir tüccarın sahip olamadığı imtiyazlardan yararlanıyordu. 1856'da durum daha da ciddileşti. Osmanlı Kırım Savaşı için Avrupalı bankerlerden borç almıştı. O dönemden itibaren Osmanlı'nın aldığı borç miktarı katlanarak arttı. Bütün bunların neticesinde 1900'e geldiğimizde şöyle bir tabloyla karşılaşıyoruz. Yabancı tüccarlara verilmiş ayrıcalıklar, sanayileşememiş ve dolayısıyla tarıma dayalı bir ihracat ve son olarak da borçlarını ödeyemez duruma geldiği için ülke içerisinde kurulmuş Osmanlı Bankası ve Duyunu Ümumiye. 1875 yılında Osmanlı'nın toplam borcu 200 milyon sterline ulaşmıştı ve Osmanlı'nın geliri sadece 18 milyon sterlindi. Ve yıllık da 11 milyon sterlin faiz ve ana para ödemesi yapıyordu. Dolayısıyla Osmanlı'nın o zamanki gelirinin %60'ı ana para ödemeleri ve faize gidiyordu. 1900'e geldiğimizde Osmanlı ekonomisi bu durumdaydı. Yaşar, her şey çok kötü gibi anlattın. Hiç iyi bir şey yok mu ya bu ekonomide? Aslında iyi bir şey de var. Osmanlı 1850'lerden itibaren bir modernleşme içerisine giriyor ve devleti merkezileştirmeye çalışıyor. Aynı zamanda güçlü bir ordu var. Biz 2. Mahmut'tan itibaren bunu görüyoruz. Dolayısıyla ekonomik olarak batık bir durumda olsa bile siyasi gücünü tamamen kaybetmemişti ve ülke içerisinde giderek merkezileşme hamleleri yapmıştı. Aynı zamanda Osmanlı ülke içerisindeki büyük toprak ağlarına karşı küçük çiftçiyi her zaman kolladı. Böylece aslında bir şekilde vergi gelirlerini arttırmaya devam etti. Bunlar önemli çünkü Osmanlı içerisindeki merkezileşme hareketi ve ordunun içerisinden bir elitin ortaya çıkması Kurtuluş Savaşı'na giden süreci de aslında bizi anlatacaktı. Kötü ekonomi Dünya Savaşı'yla tamamen çöktü ve aslında Osmanlı Balkan Savaşı'ndan itibaren başlayan 11-12 yıllık uzun bir savaş dilimine girdi. Bu savaş diliminde Osmanlı çok ciddi kayıplar verdi. Tam elimizde nüfus sayımı yok fakat bugünkü Türkiye toprakları içerisinde 16 ile 18 milyon insan yaşadığı düşünülüyor 1914 yılında. Bu rakam 1927'ye gelindi 13 milyona düşmüştü. Birinci Dünya Savaşı'nda Türkiye 500 bin asker kaybetmişti. Kurtuluş Savaşı'nda bu rakam 50 bindi. Aynı zamanda zorunlu Ermeni tecririyle beraber 1,5 milyon Ermeni topraklardan gitmişti.
Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra ise mübadeleyle beraber 1,5 milyon Yunan toprakları terk etmişti. Ortada çok ciddi bir nüfusun azalması var. Sadece nüfus azalmakta da kalmadı. Mesela hayvan sayısı yarı yarıya düşmüştü. Aynı zamanda madencilik %30 azalmıştı. Dolayısıyla ekonomistler 1914 ile 1927'yi karşılaştırdığında Osmanlı ekonomisinin %30, %40 küçüldüğünü görüyor. Savaşla beraber Osmanlı topraklarında çok ciddi tarım krizi baş göstermişti. Çünkü Adana Çukurova bölgesinde yaşanan savaş, Doğu'nun Rusya tarafından işgal edilmesi, ithal edilemeyen tarım ürünleri derken Osmanlı tarım kriziyle baş edememişti. Yani 1923'e geldiğimizde şunu anlamamız lazım. Uzun yıllar boyunca Avrupa'nın açık pazarı haline gelmiş bir Osmanlı vardı. Kapitülasyonlar, duyunu umumiye ve sanayinin batıda gelişmesinden dolayı. Daha sonra savaşla beraber çok ciddi bir nüfus kaybı yaşandı. Zaten sizin zenginliğinizin elinde bulunan tüccar kesimi, yani Rumlar ve Ermeniler, ülkeden sürülmüştü. Vasıflı insanlarınızı kaybetmiştiniz. Kendi çiftçilerinizi de savaşta kaybetmiştiniz. Bunun üzerine bir de madenleriniz bombalanmıştı. Köyleriniz ve tarım topraklarınız yakılmıştı. Dolayısıyla 1923'e geldiğinizde elinizde boş bir hazine, yıkılmış bir Anadolu, siyasi istikrarını yeni yeni sağlamaya çalışılan bir siyasi iktidar ve bununla beraber iki dünya savaşı arasında içe kapanan bir dünyayla karşı karşıyaydınız. Her şey berbat. Hı-hı. Bu durumda iktidar ne yapabilir? Nasıl toparlar bu işi? Çok uzun zamandan beri itaatçıların aklında bir fikir vardı. Onlar kapitülasyonların bu ülkeye ne kadar zarar verdiğinin farkındaydı. Sanayileşmenin olması gerektiğinin farkındaydı. Ama bunlar hemen kaldırılamıyordu. Ortada uluslararası anlaşmalar vardı. Birinci Dünya Savaşı aslında zararları olduğu kadar yararları da oldu. Birinci Dünya Savaşı ilan edildiği için itaatçılar direkt mesela bu kapitülasyonları ortadan kaldırdılar. Direkt mesela gümrük tarifelerini uygulamaya başladılar. Ta 1838'de imzalanan Balta Limanı Anlaşması'ndan dolayı Osmanlı daha dışarıdan yiyecek ürünlere ne kadar vergi koyulacağını bile belirleyemiyordu. Büyük Savaş ve Kurtuluş Savaşı'ndan sonra yeni rejim ekonomi politikası olarak Lozan Barış Anlaşması'nın ilk şunu yaptı. 1. Kapitülasyonları kaldıracağız. 2. Yeni kurulmuş Türkiye Cumhuriyeti gümrük tarifelerini kendi kendine uygulayabilecek. 3. Yerli sanayileşme hamlesi başlayacak. Ve 4. Milli Burjuva kurulacak. Ama Lozan Barış Anlaşmaları gayet çetin çeviz geçmişti. Böyle bir deneyim var değil mi? Çetin çeviz geçmiş. Yeni kurulmuş cumhuriyetin elitleri kendi isteklerini hemen gerçekleştiremediler. Mesela Osmanlı'nın 85 milyon altınlık borcu Türkiye Cumhuriyeti üzerine kalmıştı. Türkiye kendi gümrük tarifelerini 1929'a kadar uygulayamayacaktı. Temelde 4 tane şey olduğunu görüyoruz. 1923 ve 1929 arasında. Önce İzmir İktisat Kongresi'ni görüyoruz. İzmir İktisat Kongresi'nde öyle somut ekonomi politikaları tam olarak alınmıyor. Ama sembolik bir önemi var. Sembolik önemin olması sebebi şu. Savaş döneminde zenginleşen bir kesim var. Zenginleşen bazı tüccarlar var. Onlar orada. Anadolu'nun küçük esnafı orada. Yeni kurulmuş Türkiye Cumhuriyeti'nin elitleri orada. Dolayısıyla aslında orada farklı grupların ve farklı çıkar gruplarının bir araya geldiğini ve aslında ortak bir mutabakatta buluştuğunu görüyoruz. Dolayısıyla İzmir İktisat Kongresi'nde gördüğüm şey şu. Devlet çok fazla piyasaya karışmayacak ve ekonominin kendi kendine biraz toparlanmasını bekleyecek. Ne tamamen Sovyet Rusyası gibi sosyalist bir rejim benimseyecek, ne de Amerika gibi her şey serbest piyasaca belirlenecek. Biraz kendi kendine bırakılmış ama devletin de müdahale ettiği bir ekonomi politikası güdülüyor. Sadece altyapı yatırımları mı var? Sadece altyapı yatırımları yok ama altyapı yatırımlarının çok önemli olduğunu görüyoruz. Özellikle demiryolu. Demiryolu o dönemin zaten en büyük teknolojisi. Hem demir ve çelik endüstriniz gelişiyor bir yandan, hem de kurmak istediğiniz ulus devletin ilk adımlarını atıyorsunuz. Neden? Çünkü ülkeyi birbirinize bağlıyorsunuz. 1914 yılında İstanbul'a New York'tan buğday getirtmek Anadolu'dan getirmekten daha ucuzdu. Neden? Çünkü ulaşım gelişmemişti. Ulaşım gelişmediği için de Anadolu'dan getirmek çok masraflıydı. Cumhuriyet'in ilk yıllarında kurucu elitlerin ilk düşündüğü şey rayları, yani demiryolunu her yere götürmekti. Çünkü onların gözünde raylar ulusu birbirine bağlayan damarlardı. 1950'ye kadar tren yoluna çok ciddi yatırımlar yapıldığını görüyoruz. İkinci olarak o dönem aşar ya da öşür vergisi kaldırılıyor. Şimdi burada bir tartışma var. Bu neden kaldırıldı diye. David Mulder gibi siyaset bilimciler şunu söylüyor. Rejim çok güçlü olmadığı için, elitler arasında bir mücadele ve tasfiye süreci olduğu için elitler küçük çiftçileri yanına çekmeye çalışıyordu. Bundan dolayı da onların üzerindeki en büyük vergi olan öşür vergisini kaldırmıştı. Öşür vergisi önemli çünkü yüzyıllar boyunca Osmanlı'nın temel geliri öşür vergisiydi. Her bir çiftçiden %10 oranında vergi alınırdı. Ve 1900'lü yılların başında Osmanlı'nın vergi gelirinin yarısı öşür vergisinden geliyordu. Bundan vazgeçmek ciddi bir de sermayeden vazgeçmekti. Bu ciddi sermayeden vazgeçişi şöyle okuyorlar. Rejim güçlü değildi. Bu önemli sermaye kolundan vazgeçildi. Güney Kore ile karşılaştırıyorlar. Güney Kore mesela kendi sanayileşme hamlesini önce tarımdan gelen artı değerlere el koyuyor ve bu artı değerleri sanayiye yönlendirerek orada bir sanayileşme hamlesi başlatıyor. Güney Kore ile Türkiye'yi karşılaştıran siyaset bilimciler şunu diyor. Türkiye bunu kaldırdı çünkü taviz vermek zorundaydı. Güney Kore elitlerinin arasında böyle bir rekabet yoktu ve dolayısıyla Güney Kore kalkınmacı modeli geliştirebildi. Fakat Şevket Pamuk'a baktığımızda onun iddiası şu. 1920'de ortada zaten bir sermaye yok. Savaştan yeni çıkmış bir Türkiye
var. Dolayısıyla çiftçinin malları yıkılmış, tarımı yıkılmış, hayvanları ölmüş. Onlardan ne vergisi alacaksın ki? Dolayısıyla onları kendi kendine bırakmak ve kendi gelişimini sağlamak daha önemliydi. Aynı zamanda öşür vergisinden dolayı yerelde bazı toprak ağları çok güçlenmişti. Çünkü insanlar o vergiyi ödeyebilmek için toprak ağlarından kredi çekiyordu ve sonra uzun yıllar bu toprak ağlarının etkisi altında kalıyordu. Dolayısıyla devlet hem çiftçi belini doğrulsun, kendini güçlendirsin diye o vergiyi kaldırmış olabilir. Bu vergiden kendi merkezi otoritesini sağlamlaştırmak için feragat etmiş olabilir. 1929'a kadar böyle bir süreç var. Yani devlet kurulmaya çalışılıyor. Aynı zamanda bir sermaye de bulunmaya çalışıyor. Sermaye oluşturmak için İş Bankası kuruluyor. İş Bankası önemli bir banka ve önemli bir kurum. Çünkü o dönemin en büyük bankası İş Bankası. Banque des Affaires diye geçiyor. Yani Fransızcadan alıyorlar. Burada da belli siyasi yolsuzluklar oluyor. Ve bu gerçekten Cumhuriyet kadrolarını çok rahatsız ediyor. Onlara göre Aferistler diye bir grup ortaya çıkıyor. Aferistler yani afer Fransızcadaki işten geliyor. Ve bu Ankara'daki siyasi grup İş Bankası'nın içerisinde kadrolaşarak kendi siyasi güçlerini ekonomik güçlerle beraber birleştiriyor ve yolsuzluk yapıyorlar. Dolayısıyla bu dönemde tam bir sermaye yok. Yeni kurulmuş ve anti-emperyalist bir savaş veren devletin sancılarını görüyoruz. Burada da kurulmaya çalışılan mesela İş Bankası gibi kurumlarda da tam istenen verimi de alamıyor. Dolayısıyla burada hala yolsuzluk devam ediyor. Sermaye eksikliğini her zaman hissediyor yeni kurulmuş Türkiye Cumhuriyeti. Fakat 1929 şeklinde ayırmamın iki temel sebebi var. Birincisi hala ulus devleti kurmaya devam ediyorsunuz. Mesela siz Karadeniz ve İzmir çevresindeki 1,5 milyon Rum'u Yunanistan'a gönderdiniz. 500 bin Türk'ü oradan geri aldınız. Hala doğuda isyanlar devam ediyor. Dolayısıyla baktığımızda tam ulus devlet kurulamadığı için siyasi bir formasyon yok. İkinci olarak 1929 yılında bir olay oluyor. Büyük buhran. Büyük buhranla beraber Wall Street'teki borsa tamamen çöküyor. Bu krizin etkisi çok büyük oluyor. Çünkü o zaman Amerika'da liberal etos çok güçlü. Hiç karışmayalım, karışmayalım, karışmayalım diyorlar. Kriz daha da büyüyor ve daha da katlanarak devam ediyor. Tüm dünyada büyük bir kriz yaşanıyor. Bundan sadece gelişmiş ülkeler etkilenmiyor. Türkiye gibi tarım ihracatçısı ülkeler de etkileniyor. Çünkü dünyadaki tarım fiyatları ciddi miktarda düşüyor. Dolayısıyla Cumhuriyet'in ekonomi politikalarını anlamak için dünyadaki gelişmeleri de iyi anlamak lazım. Dünyadaki yaşanan gelişmeler Türkiye ekonomisini ciddi miktarda etkiliyor. Bu borsa çöküşü 1929'dan sonra yeni bir akım ortaya çıkarıyor. Devletçilik ve içe kapanma. Devletçilik nedir? Devlet olarak siz ekonomiyi planlamaya başlıyorsunuz. Toplumun ne ihtiyacı var? Neler üretilmeli? İşçi ile kapitalist arasında nasıl bir ilişki kurulmalı? Hangi alanlarda nasıl yatırımlar yapılmalı? Krediler kimlere dağıtılmalı? Bunun gibi aslında finans, üretim, işçi ile işveren arasındaki ilişkileri devlet daha fazla düzenlemeye başlıyor. Zaten o zaman Sovyetler var. Bu fikirler oldukça popüler. Zaten 1934 yılında ne yapılacak? Sovyetlerden ekonomistler getirilecek. İlk kalkınma planı ortaya çıkacak. 5 yıllık 1. sanayi kalkınma hamlesi o zaman yapılacak. Etibank, Sümerbank, çimento fabrikaları, cam fabrikaları ve boya fabrikaları gibi ya da elektrik fabrikaları gibi aslında önemli kurumlar kurulmaya başlanıyor, işletilmeye başlanıyor. Bu kurulmuş bankalarla beraber küçük imalatçılara, küçük çiftçilere krediler verilmeye başlanıyor. Mesela Ziraat Bankası bunun örneklerinden biri. Etibank, Sümerbank da aslında tekstilin bir yansıması. Devletin imalat alanına ilk adımlarını atmaya başladığını görüyoruz. Neden? Bir, elde sermaye yok ve bu sermayeyi sağlamak zorunda. İkinci olarak mesela çimento, kum, toprak, cam, bunun gibi aslında kritik alanlarda fabrikalar açmaya başlıyor. Büyük bir burjuvazi olmadığı için, öyle sermaye sahibi insanlar olmadığı için bu önemli kritik alanlarda fabrika açamıyorlar. Kim açacak? Devlet açıyor. Aslında her bankanın uzmanlaşmış olduğu bir alan da var. Mesela Ziraat Bankası adı üzerinde olduğu gibi çiftçilere kredi veriyor. Ve neden önemli bu? Çünkü o zaman Türkiye'nin yaptığı en önemli ihracat kalemi tarım. Tarımla ihracat yaptığınız için bu tarımsal üretim arttırmanız lazım. Çiftçi zaten 15-20 yıl boyunca savaşmış, toprağa yakılmış. Onun gübreye, sulamaya, elektriğe erişimi yok. Kim veriyor bu aslında bu kaynağı? Ziraat Bankası veriyor. Ya da mesela Etibank, Sümerbank da tekstile odaklanıyor. Neden? Sizin ürettiğiniz pamuk ya da bunun gibi aslında kumaşı işleyecek imalatçılara ihtiyacınız var. O bu krediyi de onlar veriyor. Dolayısıyla aslında böyle her bir alanda özelleşme var. Fakat tam olarak devletçi politikalar o kadar da güçlü değil. Neden? Zaten dediğim gibi elde bir o kadar güçlü bir kaynak yok ve o dönemki rakamlara baktığımızda Türkiye'de 1930'lu yıllarda 600 bin kişi imalat sanayinde çalışıyor ve bu o zamanki iş gücünün %10'u yapıyor. Bu 600 binin %10'u yani 60 bini devletin imalatçılarına çalışıyor. Yani devlet aslında o kadar güçlü sanayi hamleleri yapamıyor elinde o kadar kaynak olmadığı için. Devletin daha çok yaptığı şey kritik alanlarda kritik fabrikalar kurmak ve bunun finansmanını sağlamak. Bu 600 binin kalan 540 bini
nerelerde çalışıyor? Fabrika mı var özel sektörde? Tam fabrika değil. KOBİ gibi aslında küçük imalatçılar. 30-40 kişilik yerlerde. Mesela İzmir'de, Kütahya'da orada işte 30-40 kişilik bir imalathane düşünün. Orada gelen kumaşı işliyorlar. Öyle koca koca devasa fabrikalar yok. Türkiye o zaman 1930'larda yılda net olarak %3,5 büyüdüğünü görüyoruz. Bu önemli bir ivme. Çünkü 1939'a geldiğimizde olan ekonominin büyüklüğü 1914'ün 1,5 katı. Bu neden oluyor? İki tane sebepten dolayı. Birincisi nüfus artıyor. Yani aslında siz o uzun 15 yıllık savaş dönemini geride bırakmış oluyorsunuz. Ekonomi biraz toparlanmaya başlıyor. Hayvan sayısı artıyor. Ekilmiş toprak sayısı artıyor. İmalat sanayi artıyor. Vesaire vesaire. İkinci olarak gümrük tarifelerini artık siz uygulayabildiğiniz için ki bu çok önemli. Normalde siz bunun üzerine bir şey koyamıyordunuz. İngiltere'den ucuza mallar geliyordu ve sizin piyasanızı domine ediyordu. Siz kalkınamıyordunuz. Artık Türkiye 1929'dan sonra ekonomik özelliklerini kazandığı için kendi yerli sanayisi, yerli imalathanesi biraz daha güçlenmeye başladı ve zaten 1929'dan sonra büyük buhran artı iki savaş arasındaki içe kapanma döneminden dolayı Türkiye daha kendi kendine yetebilir bir ekonomi haline geldi. Son 200-300 yılda yarı sömürge olmuş bir Osmanlı vardı. Bu dönemde Türkiye artık bu yarı sömürge durumundan kurtulmaya çalıştı ve kurtuldu da ama hala dışarıdaki o dünyadaki gelişmelere her zaman hassas bir durumdaydı. Fakat en azından kendi ekonomik ve hukuki bağımsızlığını kazanmıştı. 1930'larda şunu görüyoruz. Latin Amerika'daki ülkeler hazır fırsat bu fırsat demişken daha genişlemeci ekonomi politikaları uyguladılar. Ne demek bu? Ne demek? Sanayisini arttırmak için para bastılar, kamu harcamasını arttırdılar. Hatta bazı borçlarını reddettiler. Hatta bu politikalar 1950-60'daki ithal ikameci politikaların temelini oluşturuyordu. Ama biz o dönemde Türkiye'nin genişlemeci para politikası uygulamadığını görüyoruz. Türkiye her zaman çok hassastı. Neden? O dönemin aktörleri 1914 ile 18 arasında yaşanmış o devasa enflasyonun farkındaydı. O 4 senede enflasyon %2000'di. Gıda fiyatları 20 katına çıkmıştı. Onlar daha ortodoks, daha istikrarlı, daha düzenli para politikasının çok önemli olduğunu biliyorlardı. O travmayı hala atlatamamışlardı ve 1930'lar boyunca öyle Latin Amerika'daki gibi genişlemeci para politikaları uygulamadılar. Her zaman dediğim gibi Türkiye'nin ekonomi tarihini anlamak için dünyada yaşanan gelişmeleri iyi anlamak gerekiyor. 1939'da yaşanmış bir olay ve akabinde 6 yıl Türkiye'nin ekonomi politikasını ve siyasi yönünü tamamen değiştirdi. Bir sonraki videoda o dönemleri konuşacağız. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. Demokrasi dünyanın en narin çiçeğidir. Onu yaşatan hoşgörüdür, uzlaşıdır, diyalogtur. Size bu gece ülkemizde yetişen demokrasinin doğuş ve emekleme öyküsünü anlatacağız. Coşkulu ancak güç bir dönemin örtüsünü açacağız. Başrolü oynayanlardan hiçbiri hayatta değil. Ancak kurup bize hediye ettikleri demokrasi hala yaşıyor.